Merhaba arkadaşlar, herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bursa'dan çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 20 Ekim Perşembe İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, İzmir'de de 10 koşulu zevkli bir program bizi bekliyor. 2 altılımız olacak. 2 tane banko adayımız var. Bir tanesi 1. altılı, 3. koşuya, bir tanesi de 4. koşuya tekabül ediyor. 2. altılı ayınımızın. Evet, herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet, videonun altında bulunan beğen butonuna basarak da bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, 1. koşu, 1. altılı ayınımızın başlangıç saati 16.45'i gösterdiğinde şartlı bir mücadeleyle start alacak 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çime çıkacak 8 safkanımız yer alacak. Evet, ilgimizi çeken burada 4 safkan oldu. Onlar kimler? Sırayla 8 nolu safkanın Mustafa Çiçek'le iyi koşu çıkaracağını tahmin ettiğim bir safkan. Hem orijin olarak da yabancı orijine dayanan gerçekten iyi bir safkan. Çalışmalarında gayet muntazam. İyi buldum 8. Benim ilk tercihim ikinci atım 3 nolu safkanımız Nevzat Avcı'yla, 7 nolu safkanımız Mertcan Çelik'le ve de 4 nolu safkanımız Muhammed Mir Bilgin'le etkili koşmasını bekliyorum. 8, 3, 7 ve 4 şeklinde benim birinci altılık ayarımızdaki sıralamam. Evet, ikinci koşu handikap 16, 4 ve Kore Arapların 1300 metre çime çıkacak 12 safkanımız yer alıyor. Birinci beşlik ayarımızda burada start alacak. Evet, burası birazcık sürprize açık bir koşu olduğunu düşünüyorum. Benim buradaki sıralamam ilk tercihim Gül Nisa Can Mustafa Çiçek'le etkili koşmasını beklediğim safkanların başında geliyor. 3, ikinci atım 5 nolu Şeker Turbo. Sonradan 8 nolu Havzalı mutlaka değerlendireceğiz. Son koşusunu gerçekten çok başarılı bir koşu çıkartıp kazanan 8 nolu Havzalı Mertcan Akın tercihine değerlendireceğiz. 8 nolu safkanımızı ve de 6 nolu Kumrala'da. Onu da es geçmeyeceğiz. 1 nolu Kayabert kesinlikle ihmale gelmeyecek bir safkanlardan bir diğeri ve de 4 nolu Çerdeğin diyeceğiz sevgili dostlar. 3, 5, 8, 6, 1 ve 4 benim bu koştaki öncelik vereceğim sıralamam bu şekilde ortaya çıktı. Evet, 3. koşu handikap 15, 3 ve Kore İngilizler 2000 metre çim 8 safkanımız burada kayıtlı. 1. dörtlük ayınımıza burada start alacak. Evet, 8 safkanın 3'ünü kuponumuza mutlaka iliştireceğiz. Benim sıralamam şu şekilde 2 nolu Bone ile başlayalım. Atıkan Cem Dağdevren'le start alacak. Yaptığı son 2400 çimin handikap 17'yi mükemmel bir koşu çıkartarak kazanmasını bilmişti. Yine koşun en şanslı ismi olacaktır 2 nolu Bone. İkinci atımda 4 nolu safkanımız Efe My Hawk. Bunu her seferinde önerdik, kumda önerdik sevgili dostlar. Çime çıktı, çimlere iyi koşacaktır dedik. İkincilikten öteye gidemedi son koşusunda Bekir Mert Mırık'la benim ikinci tercihim. Ve de son olarak da 8 nolu Bianco diyeceğiz Onur Yıldız'da. Bu bomboş kiloyu değerlendirebilir. 54 kiloyla grubunda bir diğer şanslı ismi olacağını düşünüyorum. Buradaki sıralamamız 2, 4 ve 8 şeklinde oluştu. Evet, dördüncü koşumuz 7 plase ve birinci üçlük ayarımız burada start alacak. Evet, şartlı birim bir diğer aya o da burası olacak. Evet, burada benim sıralamam ilgimi çeken safkanlar 3 nolu safkanımız Hüseyin Şimşek'le, sonradan 7 nolu safkanımız Muhammed Birbilgin'le, 2 nolu safkanımız Ali Yıldız'la ve de 1 nolu Arutan diyeceğim Feyzullah Avcı'yla etkili koşmasını beklerim safkanlar. Sevgili dostlar. Evet, 5. koşumuz handikap 16, ikinci altılık ayınımızda burada start oldu. 4 yaşlı Arapların 1900 metre çime çıkacaklar. Evet, benim burada banko bir adayım olacak. 12 safkanın arasında Alaşya olacak. Yaptığı son 3 koşusunu gerçekten çok çok bayıldım. 1900 şartlı 3'ü 1900'de çok Hattuşa'nın kazandığı o koşuda Eren Kadirlerle burunla kaybetmişti. Güzel bir ikincilik elde etti. Eren'le üçüncü kez buluşan bir deha orijini benim Alaşa ilk tercihim, yani ilk tercihim derken banko tercihim olacak.
Buna ciddi rakipler tabii ki var. O da 3 ve 2 nolu safkanları da ben arkasına bağlayıp 1-2 deneyeceğim. 1 nolu safkanı Alaşa benim 2. altılık ayarımızda başlangıç ayında banko ismim olacak. Evet, 2. altılık ayarımızda 2 banko demiştik sevgili dostlar. Dilerseniz yani burada yıkabilirsiniz veya diğer ayakta vereceğim bankoda orada da rakip hanesini ikili deneyeceğiz. Orada da değerlendirebilirsiniz. Tercih size bırakıyorum ama ben 1 nolu Alaşa bu koşuyu kazanmasını bekliyorum bankomdur. Evet, 6. koşumuz şartlı 5. 1. altılık ayarımızın son ayağı. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum 11 safkanımız yer alıyor. 2. 5'lik ayarımızda burada start alacak. Evet, benim burada 2 nolu Değirmen Derebeyi Mehmet Kaya ile 2'de 2 yaptığı son koşusunu 2. ilk 89 günlük ara buna çok çok iyi gelecektir. Muntazam çalışmalarla bu koşuya hazırlanan 2 nolu Değirmen Derebeyi benim ilk tercihim. İkinci atım 5 nolu Can Dalaş. O da 258 günlük aradan sonra grubun çok kaliteli bir safkanı sevgili dostlar. Çalışmalı gayet iyi. İlerleyen yaşına rağmen muntazam koşular çıkartan Mertcan Çelik'le de etkili koşacaktır. 5'li ihmal etmeyeceğim. 6 nolu Çatalkaya mutlaka ve mutlaka kuponlarımızda olmazsa olmazları olacak. Ve de burada bir tane de bomba bir isim önereceğim. O da Baj Daner diyeceğim. Gökhan Gökçe'yle bu safkana çok çok dikkat yeri olan arkadaşlar mutlaka değerlendirsin. Buradaki sıralamam benim 2, 5, 6 ve çizgi 1 nolu safkanımız bomba bir isim Baş Dener benim 4. tercihim olacak. Evet, 7. koşumuza geçelim. 2. 4'lük ayarımız burada start alıyor. Handikap 14, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim 9 safkanımız yer alıyor. 7 ile 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet, benim burada ilk tercihim 5 nolu safkanımızla Mustafa Çiçek'le ilk buluşmasında koşuyu kazanmasını bildiği 2 yarış gördü. İzmir'de 1200'ü gayet başarılı bir koşu çıkartarak Maiden'e veda etti. Rotus Kaptan'a yani burunla da olsa geçme başarısı göstermişti. Yine Mustafa Çiçek'le ben çok çok etkili bir koşu gelecektir. 5 ilk tercihim, 2. atım 2 nolu safkanımız olacak Mehmet Kaya'yla, 9 nolu safkanımız Ekürler ve de 8 nolu safkanımızın Bekir Mert Mırık'la etkili koşmasını bekliyorum. 5, 2, 9, 8 benim bu koşudaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet, 8. koşumuz kısa vade 7, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kum 9 safkanımız yer alacak. Evet, Ekürlerimiz var. 1 nolu Nal Döken Bey'i ve de 7 nolu Nal Dökenli ekür olarak start alacaklar. Evet, koşuya bakıldığı zaman büyük ihtimalle 7 nolu safkanımız Mehmet Kaya ile Nal Döken Bey'ine avantaj sağlayabilir. Önlerde gidecektir. Çünkü Tatsız Kral var burada sevgili olsa. Kaçak bir safkan. Yani büyük ihtimalle ikisi Serkan'ın oğlu buna eşlik edebilir. Keleşan birazcık tempoya binecek gibi görünüyor. Yarış benim burada banko ismim. O da sonlarda bu koşuyu lehine çevireceğini düşündüğüm 1 nolu Nal Döken Bey'i olacak banko ismimdir sevgili dostlar. Banko olarak değerlendireceğim. Evet, bunun ikili denecek arkadaşlar Sukaya'ya dikkat diyeceğim. Muhammed Mirbilgin de o da sonlarda etkili gelecektir. Ve de 9 nolu Tatsız Kral olacak. Bir banko markası 5 ile 9 ikili için önereceğim isimler olacak. Evet, 9. koşumuz şartlı bilirim. Bir diğer ayağı 9. koşuda 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim 9 safkanımız yer alacak. Evet, burada birazcık zorlandığım bir koşu birbirine denk mücadele olacaktır. Yani ilgimizi çeken burada ilk tercihim 2 Mehmet Kaya ile 2. atım 5 nolu safkanın Mertcan Çelik ile 6 nolu safkanımız Kadir Tokaçoğlu ile 9 ve 4 nolu safkanımıza Atakan Cem Dağdevren'e dikkat. 2, 5, 6, 9, 4 benim bu koşudaki sıralamam. Evet, 10. koşu altılık ayarımızın son ayağı. 16 safkanımız handikap 14 bir mücadeleye çıkacak. 1200 metre kum 3 yaşlı Arapların. Evet, zor bir koşu yani sürprize müsait bir koşu. Ben burada 9 nolu Furuize ile başlayacağım. Alperen Oluk'la. 2. atım 6 nolu bizim Alaaddin Küründük'le. 3 nolu safkanımız köylümün kızı Eren Kadirler'le, 1 nolu safkanımız Emir Enes Mehmet Kaya'yla,
2. Ateş Bilek, 4. Nolu Safkanımız Narin Kızım Nevzat Avcı'yla ve 7. Nolu Eraslan diyeceğiz Kadir Tokaçoğlu'yla. 9, 6, 3, 1, 2, 4 ve 7 benim bu koşudaki sıralamam bu şekilde oluştu. İzmir programımızın son koşusuna tekabül eden bu koşuda. Evet sevgili dostlar, İzmir programında sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. İki tane banko adayımız var. Bir tanesi birinci altılık ayınımızın beşinci ayını tekabül ediyor. Öteki bankomuz da aynı şekilde ikinci altılık ayınımızın dördüncü ayını tekabül eder ve de birinci koşuda da, yani ikinci altılık ayınımızın ilk ayında da bir tane bankomuz var. İki bankolu bir program oluşturdum. Çıktı, güvendiğim bankolar bunlardı. İkililer deneyeceğiz. Bakalım, inşallah yüzümüz oralarda da güleceğini düşünüyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.